Usta TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda Sunny uydu alıcılarına kanal araması ve kanal taşıması yapacağım. Bu menüyü, bu arayüzü gördüğünüz bütün uydu alıcılarında birazdan yapacağım işlemlerin aynısını yapabilirsiniz. Bu uydu alıcısının karıştırılan bütün ayarlarını tek tek düzeltmek yerine uydu alıcısını fabrika ayarlarına döndürüp tekrar yeniden yapılandırmak istiyorum. Yeniden kanal araması yaptırmak istiyorum. Önce kumanda üzerindeki menü tuşuna basıyorum. Böyle bir menü açılıyor. Yön tuşlarını kullanarak menüler arasında geçiş yapıyorum. Bu uydu alıcısında menüleri isimlendirmenin yanı sıra bir de numaralandırmışlar. İşte birinci menü, ikinci menü. Birinci menü kanal yöneticisi, ikincisi de kurulum menüsü. Şu anda bize bu iki menü lazım. Yön tuşlarını kullanarak menüler arasında geçiş yapıyorum. İkinci menü üzerindeyken, kurulum menüsü üzerindeyken aşağı yön tuşunu kullanarak fabrika ayarları satırı, fabrika ayarları menüsü üzerine geliyorum. Ve OK tuşuyla seçimimi yapıyorum. PIN kodu soruyor, yani şifre soruyor. PIN kodu eğer birisi değiştirmediyse veya siz değiştirmediyseniz 4 tane 0'dır. PIN kodunu giriyorum. Fabrika ayarları seçeneklerinden en alttaki fabrika ayarlarını seçiyorum. Sadece kanalları da silebilirsiniz. Dediğim gibi cihazın ayarları biraz fazla karıştığı için tamamen fabrika ayarlarına döneceğim. OK tuşuyla seçimimi yapıyorum. Silmek için emin misiniz anlamında bir soru çıkıyor. Sarı imleci sol tarafa kaydırarak yön tuşlarını kullanarak evet butonu üzerine geçiş yapıyorum. OK tuşuyla evet'i seçiyorum ve şu anda fabrika ayarlarına dönüldü. Yeniden dil ayarı yapmamız gerekiyor. Türkçe seçili zaten. Türkçe üzerindeyken OK tuşuyla seçimimi yapıyorum. Kanal aramayı başlatmadan önce mutlaka DAISEC ayarlarını, LNB ayarlarını kontrol etmemiz gerekiyor. Bu uydu alıcısında yapılıdır TürkSat zaten ama yine de kontrol etmemizde fayda var. TürkSat uydusu üzerindeyken kumandanın alt tarafında bulunan sarı tuşa basıyorum ve TürkSat ayarlar menüsü açılıyor. TürkSat ile ilgili ayarlar menüsü açılıyor. Aşağı yukarı yön tuşlarını kullanarak bunları değiştirebilirim. Ama şu an standart ayarlar olduğu için değiştirmeme gerek yok. Yine de bilgi vermek istiyorum. Belki uydu alıcınızı fabrika ayarlarına döndürmeden yapılandırmak isterseniz diye. LNB tipi universal. Yalnız iki çeşit universal LNB var burada. Birisi şu an 10.600-9.750 frekansları olan LNB. Bu seçili zaten. Bu seçiliyse herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Ama değilse sağ yön tuşuna basıyorum. Bakın yüksek frekans değeri değişti. 10.750 oldu. Bunu seçmememiz gerekiyor. Sol yön tuşuna basıyorum. Birinci üniversali seçiyorum. Buradaki LNB ayarının açık olması gerekiyor. Bunu açık konuma getiriyorum ve buradaki DAISEC tipini kontrol ediyorum. DAISEC tipinin 1.0 olması gerekiyor. 1.1 ise bunu değiştirmeniz gerekiyor. Tabii ki kullandığınız DAISEC'e uygun DAISEC'i seçmeniz, DAISEC ayarını seçmeniz önemli. DAISEC 1.0 en alt satırda da DAISEC A olması gerekiyor. TürkSat için genelde DAISEC A'ya bağlıdır. Ama bu istisnai durumlarda farklı bir yere bağlanmış olabilir. Sizin çanak anteninizde, uydu anteninizde hangisine bağlıysa onu seçmeniz gerekiyor. Eğer tek çanak kullanıyorsanız DAISEC ayarının hiçbir önemi yoktur. DAISEC ayarını seçmeyebilirsiniz. Ama kullandığınız çanak anten sayısından emin değilseniz DAISEC A'yı seçebilirsiniz veya DAISEC 1'i seçebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur. Burada eğer bir değişiklik yaptıysanız kumandanın alt tarafında bulunan kırmızı tuşa basıp güncelleyebilirsiniz. Herhangi bir işlem yapmadıysanız zaten menü tuşuna basıp bir üst menüye geri dönebilirsiniz. Bütün bu ayarları yaptıktan sonra
seçiliyken ya da TürkSat üzerindeyken yine kumanda üzerindeki yeşil tuşa basıyoruz. Ekranın altındaki renkli ikonlar bizi yönlendiriyor. Onları takip ederek kumanda üzerindeki hangi tuşa basmamız gerektiğini görebiliriz. Yeşil tuşa basıyorum. Frekans listesine yani TP listesine geçiş yapıyorum. Yine alttaki renkli ikon beni yönlendiriyor. Kumanda üzerindeki sarı tuşa basıyorum. TP listesi açılıyor. Daha doğrusu frekans bilgilerini, TP bilgilerini gireceğim pencere açılıyor. Buraya TürkSat'ın şebeke arama frekansını yazmamız gerekiyor. TürkSat'ın şebeke arama frekansı 12.380. Yazıyorum. Aşağı yön tuşunu kullanarak bir alt satıra geçiş yapıyorum. 20.700 yazıyorum. Yine aşağı yön tuşunu kullanarak bir alt satıra geçiş yapıyorum. Bunu da V yapıyorum. Vertikal yani dikey. V yaptıktan sonra ekranın sağ tarafında sinyal kalite ve sinyal seviye çizgilerini görmemiz gerekiyor. Daha doğrusu sinyal seviye ve sinyal kalite çizgilerinin bir değer göstermesi gerekiyor. Şu an gördüğünüz değerlere yakın bir değer görünüyorsa buraya kadar yaptığınız her şey normaldir. Veya buraya kadar yaptığınız her şey birebir aynıysa gösterge çizgileri bir değer göstermiyorsa çanak anteninizde yani uydu anteninizden gelen sinyalde bir problem var demektir. Çanak anteninizin yönünü, el embenizi ve kablo bağlantılarınızı kontrol etmeniz gerekecektir. Bu ayarları yaptıktan sonra yine kumandanın alt tarafında bulunan kırmızı butona basıp yaptığımız işlemleri güncelliyoruz. Kaydetmemiz için bizi uyarıyor. Yön tuşlarını kullanarak sarı imleci evet butonu üzerine geçiriyorum ve OK tuşuyla onaylıyorum. Şu anda biraz önce kaydettiğim TP bilgilerini yani frekans bilgilerini görüyorum. Listenin en başında 12.380, 27.500 ve kaydettiğimiz frekans üzerindeyken OK tuşuna basıyorum ve arama menüsü açılıyor. Burada TV, radyoyu hepsi yapabiliriz veya sadece TV, sadece radyo da yapabiliriz. Hepsi yapmanızı tavsiye ederim. Şifreleri hepsi yapmanızı tavsiye ederim. Ve en önemlisi de mutlaka unutmamamız gereken bir işlem de şebeke aramayı açık konuma getirmemiz gerekiyor. Şebeke aramayı yani ağ aramayı veya network aramayı açık konuma getirdikten sonra aşağı yön tuşunu kullanarak başlat butonu üzerine gelip başlat satırı üzerine gelip kumanda üzerindeki OK tuşuna basıyorum ve kanal aramaya başlıyor. Kanal arama işlemi biraz sürebilir. 15 dakika, 20 dakika gibi zaman alıyor. Bu kısmını geçiyorum. Birazdan kanal taşımanın nasıl yapılacağını göstereceğim. Evet, kanal arama işi sona erdi. OK tuşuyla evet'i seçiyorum. Onaylıyorum. Ve yapılan işlem kaydedilmiş oluyor. Menü tuşuna basıyorum veya exit tuşuna da basıp direkt çıkış yapabiliriz. Kanalların çalıştığını görmek için. Kanal taşımak için menü tuşuna basıyorum. Birinci menü yani kanal yöneticisi menüsü üzerindeyken aşağı yön tuşunu kullanarak kanal düzenleme menüsü üzerine geçiş yapıp OK tuşuyla seçimimi yapıyorum. Yine pin kodu soruyor, şifre soruyor. 4 tane 0 yazıyorum. Ve kanal taşıma, kanal düzenleme menüsünü açıyorum. Taşımak istediğim kanalları OK tuşuyla seçiyorum. Seçtiğim kanal farklı bir renge dönüşüyor. Turuncu renge dönüşüyor. Bu renkler farklılık gösterebilir. En çok izlenen kanalları örnek olsun diye taşımak istiyorum. OK tuşuyla seçiyorum. Örneğin şöyle. Bu cihaz HD olmadığı için HD kanalları buluyor ama açmıyor tabii. Onun için HD kanalları seçmiyorum. Normal kanalları seçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi birkaç tane önemli izlenen kanallardan seçtim. Kanalları taşımak istediğim yere geliyorum. Yani listenin üstüne taşımak istiyorum şu an seçtiğim kanalları. Kumanda üzerindeki Find tuşuna basıyorum. Ekranın sağ alt tarafında F diye bir
taşı ikonu var. Görüyorsunuz. Kumanda üzerindeki renkli tuşların içinde açık mavi olan tuş. Find tuşuna basıyorum. Taşınsın mı diye tekrar onay istiyor. Yön tuşunu kullanarak imleci sola kaydırıyorum. OK tuşuyla evet'i seçiyorum. Ve biraz önce seçtiğim kanalları, işaretlediğim kanalları istediğim yere taşıdım. Menü tuşuna veya exit tuşuna basıp çıkış yapabiliriz. Exit tuşuna basıyorum ve menüden çıkıyorum. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza destek olmak için ve videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.